Kral gibi bakıyorsun. Ama dikkat et, kralın en büyük zaafıdır bu. İhtirasına yenik düşer. Gözleri başka hiçbir şey görmez. Yeminini bozmaya değer mi? Değmez. Kim var lan senin karşında? Ben! Babam! Senin geçtiğin yol... Ona karşılık öyle büyük bir şeyi kaybedecek ki... O yanına kalsın. Cezasını çekeceksin. Benim hayatımdaki adam sadece beni sevdi. Ondan mı kolundaki bileziği? Bana hikayeler anlatan bir hocaya değil, bir babaya ihtiyacım var. Oğlum gibi sevdiğin o çocuk. Devran Karan. Benim Devran Karan. Buyurun Devran Karan. Sağ ol tatlım ya. Yoksa biz bekleyecektik böyle. Tatlım, hoş geldin benim güzel kızım. Deha dizisinin yeni bölümünde Cesur ve Devran arasındaki rekabetin derinleşeceği aşikar. Devran'ın zekası, Cesur'un planlarına karşı en büyük silahı olacak gibi duruyor. Ferman'ın babasına olan sadakatinin ihanet boyutuna ulaşması, olayları dramatik bir şekilde değiştirebilir ve Devran'ın stratejik hamleleri bu noktada daha da önemli hale gelir. Esmen'in, Ferman'ın duygusal motivasyonlarını etkilemesi de oldukça olası görünüyor. Ferman'ın Esme'ye olan ilgisinin Devran'a karşı bir rekabet yaratacağı fikri bence de mantıklı. Bu da, dizideki ilişkilerin daha da karışmasına neden olabilir. Psikolojik savaşın derinleştiğini görmek heyecan verici olacak. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın.